Güzeller Güzeller güzeli güzeli bizdeki. bizdeki. Hoş Hoş geldiniz. bulduk. Nasılsın? İyiyim. Seni gördüm. Daha iyi oldum İyiyim. tabii ki. Sen Bugün nasılsın? piyasa biraz tatsız kapattı ama genel anlamda iyiyiz. Süper. Hisseler gelmeye başladı. Bugün yine bolca hisse bakacağız Bihter'le birlikte. Ama şöyle piyasadaki son rakamlara bakalım. Ne olacak, ne bitecek? Dolar yükselmeye devam ediyor. 23,64'te. Euro 25,47, parite 1,07, ons altın 1957 dolar da Borsa İstanbul Bihter'in de söylediği gibi bir miktar eksi de kapattı. 5.588'den tamamladı günü diyorum. Ne söylersin Yani piyasa bugün için? daha önceki TL bazında daha önceki zirvemizi test etti endeks. Ama o zirvenin üstüne çıkamadı ve geri çekildi ki bu hareketi yapması da çok bu arada normal. Bir düzeltme gerçekleştirdi. Ama genel anlamda baktığımızda hacim yine güzeldi endekste. Dolar bazlı fakat aynı zirveye dolar bazlı baktığınızda aslında çok gerisindeyiz biz o zirvenin. Dolayısıyla hani zirveyi test edip dönmesi çok daha böyle bu zirveyi kıramadı, sert düşüşler görür müyüzü bana çağrıştırmıyor en azından. Çünkü bizim dolar bazlı daha hala çok yolumuz var. Biz dolar bazlı olarak günü 236 dolarda kapattık. Yani bir kere ilk direncimiz bizim orada 246,10 dolarda. İlk kırmamız gereken yer orası olacak. Ondan sonra tekrar 270 dolarlara doğru hareket edebilir endeks. Dolayısıyla asıl zirvemiz bizim 300 dolarda. Yani bizim dolar bazlı zirveyi test edebilmemiz için 300 dolarları görmemiz, 303 dolarları görmemiz gerekiyor endekste. Dolayısıyla biraz endeksteki zirveye bakarken yatırımcılara ben dolar bazlı olarak bir karşılaştırma yapmalarını tavsiye ederim. Yani bu şekilde baksınlar, göz önünde bulundursunlar. O yüzden endekste 6.000'ler ya da 6.000'lerin üstü TL bazlı olarak konuşmak çok mümkün öyle bir durumda. Genel anlamda da zaten algı pozitif. Yani piyasaya giriş var, yabancı takasında ufak da olsa artışlar meydana geliyor. Piyasada bir toparlanma hareketi var. Keza dediğim gibi hacimli olarak bir toparlanma hareketi var. Dolayısıyla biz belki bir bayram süresi geliyor. Genelde hep böyle piyasanın şeyidir, bayram öncesi bir satış görürüz piyasada. Belki bayrama yakın biraz kar satışları, işte nakite geçmek isteyenlerin satışları olabilir. Ancak geneline baktığımızda piyasada olumlu hava devam ediyor. Bir önceki yayında bir şey konuşmuştuk. Hani Mehmet Şimşek haberi geçiyordu ama kesin değildi. Onun etkisi, onun o haberin kesinleşmesiyle aslında borsada bu coşku başladı. Tabii ki açıklayacağı programla da henüz bir program açıklamış değil. Açıklayacağı programla da biraz daha aslında piyasanın açıklayacağı programı piyasa beğenirse çünkü rasyonel bir hareket bekliyor piyasa. O da piyasada artık rasyonel olmaktan başka şanslarının kalmadığını söylemişti. Bu doğrultuda da bir program açıklarsa piyasa bunu sevecektir ve bu pozitif algı daha da devam edebilir bununla beraber diye düşünüyorum. Peki şimdi hisselere geçeceğiz. Bolca hisse konuşacağız dedik ama önce Sertaç geldi. Sertaç bize yeni Öpüyorum yayınlar çok dilemiş. Sağ Sertaç'ı. olsun. Hoş geldin Sertaç. şimdi Gürkan Bey demiş ki acaba kredili borsaya yazmış zaten yine. Benim sorum çok önemli, kredili pozisyon nasıl olur? Şimdi şöyle yapıyoruz değil mi Bihter? Biz çoğu yayında da aslında söylüyoruz. Yani bu tarz, aslında genel olarak böyle çok da iyi bilmiyorsanız lütfen böyle kredili Ya işlemlerden uzak kesinlikle durun diyoruz öyle. değil Her mi? zaman için Hatta yatırımcılara mümkün mertebe kredi ve kaldıraçlı işlemlerden uzak durun diyoruz. Ha, yatırımcı ben kredili yapıyorum derse de ben yatırımcıya şunu soracağım. Şimdi baktığınızda yıllık kredilerde %40, %50, %60'a çıkan maliyetler var. Şimdi her 60. zaman için bir kağıda hani baktığınızda orta uzun vade konuşuruz ve 6 ay 1 yıl tuttuğunuzda bu kağıttan nasıl bir beklentiniz var ki %40'lık, %50'lik ya da %60'lık bir kredi maliyetine hadi %50 alalım ortalamasını %50'lik bir kredi maliyetine katlanmayı düşüneceksiniz. Dolayısıyla hani kredili girmek için bir pozisyona katlanabileceğiniz maliyeti de ölçmeniz gerekiyor. Dolayısıyla şu aşamada
TL faizleri bu kadar yüksekken kredinin zaten mantığı olmuyor. Evet. Bir soru da uzaydan geldi. Uzay demiş ki 22 Haziran'da uzay dedim, öğrenci arkadaşımız. Uzayın adını Öyle ben öğrendim bu neredeymiş arada. olsun hemen Geçen uzay oraya. yayında da biz ismini çok duymuştuk. Ben öğrendim artık. Uzayı tanıyor gibiyim, görmedim ama. Uzayı, evet. Uzayı hakikaten öyle, herkes tanıyor. Çok tatlı öğrenci kardeşimiz, genç bir kardeşimiz. Evlenmek istiyor. Eskişehir'de kız Ya. arkadaşı var ama durumundan dolayı evlenemiyormuş. Yaş çok küçük olduğu için bence. Diyor ki 22 Haziran'da Mehmet Şimşek geldiği için acaba faizler artırılır mı? Borsa bir miktar geri çekilir mi? Ama zaten piyasa Şimdi faizi ona yeterince yüksek geleceğim. değil mi? Aslında piyasa her zaman siz piyasaya nasıl bir müdahalede bulunursanız bulunur, reeli fiyatlar. Biz de aslında onu görmüş olduk. Her ne kadar faizleri düşürmeye çalışsak da piyasada şimdi siz faizi 10 dersiniz ama borçlanmaya gittiğinizde 10 faizi bulamazsanız o zaman o faiz 10 değildir. Kaçtan borçlanıyorsanız faiz odur. Dolayısıyla piyasa zaten realiteyi fiyatlıyordu. Yani %40'lar, %50'ler. Ki Mehmet Şimşek kendi açıklamalarında da aslında faiz konusuna değindi. Dolayısıyla evet piyasa genel olarak bir faiz artışı bekliyor. Zaten baktığınızda bir nebze olması gereken de bu. Çünkü dediğim gibi siz her ne kadar baskılamaya çalışsanız da piyasa her zaman reeli fiyatlar. Evet faizler çok yüksek ama aslında yani şu algı oluşmasın, yüzde diyelim ki işte 1.000 bas puan arttırdı. Şu an tamamen rakamı bu arada şey söylüyorum, hani böyle bir algı oluşmasın, diyelim ki 1.000 bas puan arttırdı. Hani %10'luk bir faiz artışı olduğunda bu bir anda kredi faizlerini %10 ya da mevduat faizlerini %10 olarak yansımayacaktır. Piyasa zaten bunun bir kısmını realite etmişti aslında 40'lar 50'lerle şu an faiz olduğu için kademeli olarak piyasada bunun artışını yaşayacaktır. Artı bizim üzerimizde bir kur baskısı var. Bu kur baskısının da azalabilmesi için bir faiz artışı gerekiyor. Bununla beraber borsaya nasıl bir etkisi olur? Şimdi borsa yatırımcısı bir kere faizde ayrışır her zaman için. Tabii ki şimdi 40'lar 50'ler var. Şu an hala yani dışarıda mevduatta 40 faiz ya da 35 faiz olduğu halde borsa tekrar zirvesini test etti. TL bazında zirvesini test etti. Demek ki hani piyasada o gördüğüm işte faiz artarsa borsa düşer algısı piyasanın konjonktürüne göre değişebiliyormuş. Bu da şu an aslında o durum. Ha, dolar şey faiz artarsa dolar artar mı? Onu ben çok sanmıyorum. Çünkü o kur baskı üzerimizdeki kur baskısını zaten atlatacak olan TL'yi cazip hale getirecek olan şey bir faiz artışıdır. Dolayısıyla TL'deki faiz artışıyla kur üzerimizdeki kur baskısı azalıp dolarda bir miktar geri çekilme olabilir. Faiz artışı yaparsa eğer Mehmet Şimşek. Ama borsalarda aksine piyasada bir rasyonel hareket olduğu için bence yabancı yatırımcıyı da çekecek bir harekettir diye düşünüyorum. Peki, o zaman ben de ilk gördüğüm hisse Aksa Hemen Kredi'ydi. Onunla geçelim. başlıyorum. Aksa'yı geçen yayında sormuşlardı ben yanlış hatırlamıyorsam. Hatta 65'te bir direnci var demiştim. O direncin üzerine atmış. Güzel de bir yerine gelmiş. Şimdi burada bir süre yatay bantta devam edebilir Aksa. Ancak 74.96'da 74.90'da bir direnci var. İkinci güçlü direnç. Hatta buna 200 günlük ortalaması var burada. Eğer ki bu 200 günlük ortalamanın üzerine atabilirse hızlı bir şekilde 80 fiyatları görebilir Aksa. Aslında güzel bir grafik oluşturmuş. Peki, barem ambalaj var. Parmaya bakalım. Yatay pozitif seyrediyor hisse. Mayıs'ın başından beri. Biraz endeksle bağımsız hareket ediyor zaten. 15
14.90. 14.90'lı bir direnci var. 14.90'a kadar yine yatay bantta hareket etmeye devam edebilir. 14.90'daki direncinin üzerine atarsa bir sürede muhtemelen 14.90 15.60 arasında yatay seyir gösterebilir var mı? Peki, son zamanların en çok konuşulan hisselerinden biri Astor. Tamam, ben beğendiğim hisseler arasında Astor ama biraz böyle sanki 50'lerin üzerinde dinlenecekmiş gibi gözüküyor Astor. Çünkü halka arzdan sonra hızlı bir yükseliş yaşamıştı. Sonra biraz geri çekildi, tekrar topladı derken 3 Mayıs'ta bir temettü dağıttı. Ondan sonrasında yine bir süre yatay gitmişti. Sanki 50'lerin üzerinde bir süre daha dinlenecek gibi duruyor. 56'da güçlü bir direnci var. Zaten birkaç kere de orayı test etti yakın zamanda. Oranın üstüne atamadı. Ancak 56'daki direncini kırarsa 60'a doğru bir hareket gösterebilir ki 60'ta da ikinci zaten güçlü direnci var. Ki Coca-Cola var. Benim güçlü gördüğüm şirketler arasında. Çok da güzel bir yerde kapatmış. 253 direncinin üstünde kapatmış kola. Bu hareketine devam ederse kola da 272 seviyelerini görmemiz çok uzak olmaz. Yani hızlıca 272'leri görebiliriz. Onun üstüne atarsa da zaten kola da yeni zirveler konuşuyor oluruz zaten. Bir önceki zirvesi olan 296'ları aşağı gider diye düşünüyorum. Derse girecek bir arkadaşımız varmış. Oyakçayı sorar O mısınız demiş. Tabii ki zaman sorarız. tabii deprem zamanı bir böyle hızlı tavan tavan hareketleri görmüştü. Bunu hatta geçen yayında konuşmuştuk. Şimdi bir toparlanma sürecinde Oyakça, bilmiyorum maliyetini arkadaşımızın. Almayı düşünüyorsa biraz daha 45'lerin üzerinde, eğer 45'lerdeki direncini kırarsa onun üzerinde yatay seyir olursa ben orada bakardım almak için hisseye. Ancak 42.50'de bir direnci var kağıdın. Ve 42.60 kapatmış. Eşleşmeyi 42.60'ta yapmış. Tam direncinin üzerinde. Bu hareket devam ederse belki 45'teki direncini 44.95 hatta 44.95'teki direncini kırmak için bir hareket edebilir. Ama şirkette tekrar böyle yükseliş trendinden bahsetmemiz için 44.95'in üzerinde yataya bir süre yatay hareket etmesi daha sağlıklı olacaktır. Peki Batuhan Bey Pegasus'u sormuş. Maliyetim 403 demiş. Batuhan Bey, sevdiğimiz yatırımcılardan hisseyi alan, bekleyen, sabreden, değerlemesini yapan yatırımcılardan. Genel olarak aslında havacılık şirketini beğendiğimi konuşmuştuk. Hala da ben hem hava yolu hem Pegasus için olumlu görüşümü devam ettiriyorum. Çünkü bir de yaz dönemine girdik. Şimdi uçuş, yani bu zamana kadar özellikle şimdi Pegasus'u yorumlayacağım ama hava yolu tarafında bir de kargo faaliyetlerinden dolayı ekstra güzel bilançolar görmüştük. Yeni bilanço döneminde ben Pegasus'ta da hava yolunda da güçlü bilançolar göreceğimizi düşünüyorum. Belki bu kurdaki artış, Pegasus'un euro bazlı borçları, belki kurdaki artış bir nebze o karlılığa sekte vurabilir ama çok da etkilemeyecektir. Belki karından biraz yer. Pegasus'ta zaten zirve şu an yeni zirvesinde. Burada üst belirtmemiz biraz zor ama çünkü zirvesinde burada trendin içinde baktığımızda ilk etapta bir 660'a kadar gidebilir gözüküyor. Eğer piyasada herhangi bir olumsuz haber akışı olmazsa 651 hatta 651 fiyata kadar hızlı bir hareket edebilir.
bulunduğu içinde bulunduğu yükseliş trendine bakarsak. Peki. Peki Fatma Hanım demişti ki Şişecam güzel şirket ama neden bu kadar yavaş? Ne zaman zirvesinin üstüne çıkar? Şöyle, şimdi Şişe baktığınızda çok başarılı şirketlerden. Hatta kurdaki artışın da faydası olan şirketlerden. Yani kurdaki artış demek Şişe'ye yarar demek. Çünkü Şişe döviz geliri olan bir şirket. Aynı zamanda sadece cam segmentinde değil, kimyasallar segmentinde de ciddi işler alıyor ve orada da bilançosunda ciddi karlılığa ciddi etkisi oluyor kimyasallar segmentinin. Buralarda Şişe biraz hızlı bir dolar kurun yükselişiyle beraber Şişe de hızlı bir yükseliş yaşadı. Buralarda bir süre dinlenmesi normal. Piyasada endekste genel olarak bir hacimli bir satış olmadığı müddetçe şu 45'te bir direnci var Şişe'nin. Hatta tam 45 45.50'de. 45.50'de bir direnci var Şişe'nin ve bu dirence geldiğinde sürekli oradan bir satış yok. 45.50 direncinin üzerine atarsa Şişe, onun üzerinde kalmayı başarırsa yeni zirvelerine konuşmamız çok olasıdır. Kurda eğer ki bir atak olursa bu Şişe'nin de aslında o direnci hacimli olarak kırmasına etken olabilir. Peki, Bakalım. Bobet var. Galiba hep aynı yatırımcılar geliyor. İzleyicilerimiz Bobet'i de geçen yayın konuşmuştuk. Hatta çimento inşaat firmalarından çimento firmalarından ben Bobet'i biraz daha ayırırım demiştim. Grafik olarak çok güzel gözüküyor Bobet. Burada biraz yatayda şu anda. Hatta bir miktar endekse gelen satışla o da gevşemiş. Ama tutunca tam tutunması gereken yerlerde kapatmış aslında. Buradan bir atak gelirse kağıdı, yani şeyde Bobet'le zirve konuşabilmemiz için 20'nin üzerinde kalıcılık sağlaması gerekiyor Bobet'in. Son bir aylık hareketine baktığımızda da Bobet hep 20'nin üzerine atak sağlamış, orada tutunamamış geri gelmiş. Dolayısıyla 20'nin üzerinde bir kalıcılık sağlarsa, orada bir yatay banda girerse Bobet için çok daha farklı şeyler konuşuyor olabiliriz. Ama kağıt bazlı güzel Peki. kağıtlardan biridir. Bu arada Astor'da Pegasus'ta konuşuldu arkadaşlar. Alaka var. Aslında geçen haftadan beri güzel hareket ediyordu Alarko. Bugün biraz endeksle beraber o da çok geriledi. İçindeki kömür işinden dolayı aslında potansiyel çok yüksekti, beklenti çok yüksekti. Ama o deprem sonrası satışlarla beraber çok toparlayamadı Alarko. Şimdi 80'de onun önemli bir direnci var. Hatta 200 günlük ortalaması var. Tam kaçta olduğunu söyleyeyim. 79.50. 79.50'nin üzerinde kaldığı müddetçe ara ara geri çekilme hareketleri yapması da normaldir. Ama Alarko'da 79.50 üzerinde kalıcılık sağlarsa eğer tekrar yeni zirveler konuşabiliriz. Eğer ki geri çekilme hareketi olursa da, yani geri çekilme ve satış dalgası devam ederse ilk desteği 73.60'larda olur diye düşünüyorum. Peki şarjı bitecek bir arkadaşımız varmış. Penta'yı sormuş. Onu da sorayım Bakalım. hemen. Bugünün tavan hisselerinden Penta, bir toparlanma süreci başlamış Penta'da. Buradan önü açık gözüküyor hissenin ama önce bir onun da şöyle baktığımızda 29-20'lerde çok çok önemli bir direnci var. Onun üzerine sert hacimle atarsa eğer 29-20'lerdeki direncin üzerine sert bir hacimle atarsa, güçlü atarsa kağıdın orta vadede kısa vadede de olabilir 34-30'a kadar atağını görebiliriz. Peki, Tüpraş var. Bugün endeks izin verseydi aslında Tüpraş'ta güzel hareketler görebilirdik. Piyasa savayı başladı. Tüpraş da
güzel hacimli bir katılım sağlamıştı. Fakat endeksteki geri çekilmeyle Tüpraş'ta tam hani bugün 80'in üzerine atar mı demiştik sabah. Ama çok mümkün olmadı. Tüpraş'ın üzerinde kalması gereken yer 78-20'ler. 78-20'nin üzerine eğer ki atabilirse, orada kalıcılık sağlayabilirse 80 lirada ikinci dirence yakın bir direnç var 80-40'ta. 80-40'ı kırması durumunda da Tüpraş'ta yeni zirvelerden bahsedebiliriz. Ama şirket iyi bir şirket. Yani bilanço beklentileri de güzel. Keza zaten geçen sene rekor bilançolar açıklamıştı. Tarihi rekor bilançolar açıklamıştı. Bu sene de yine güzel bilançolar açıklamaya devam edecektir diye düşünüyorum Tüpraş. Ama dediğim gibi 78'lerin üzerinde kalıcılık sağlaması lazım ki Tüpraş'ın önce 80 direncini kırması için bir hareket gösterebilsin. Peki, Yataş var. Şimdi yaz sezonu, evlilikler, alışverişler bilançosuna kâr ettirir. Yataş da aslında Nisan ayından itibaren bir sıkışma yaşıyor grafikte baktığımızda. Eğer ki 32 50'lerin 32 60'ların üzerine atabilirse Yataş 35'lere kadar hızlı bir hareket sergileyebilir. 35'ten sonraki 35 ikinci direnci, 35'ten sonra ikinci direnç ise 37-20'de. Dolayısıyla tam aslında kapattı. Yani direncinin altında kapatmış. 32-50'lerde, 32-60'lardaki direncini bir kırması gerekiyor. Bugün de 33-18 denemesi yapmış ama orada tutunamamış. Caner Bey demiş ki burada doğal gaz kesildi. Ah gaz Aa, diyor. öyle bir oyun vardı, değil Sorun. mi? Bir ara oynamıştık. %8 yukarıda kapatmış. FTSE endeksine dahil edilecek kağıtlar arasındaydı Ahgaz'da, Astor'da bu arada. Dolayısıyla bu yakın süreçte orada ekstra böyle hareketler görebiliriz her ikisinde de. Halka arz kağıtlarını grafiksel olarak yorumlamak biraz zor olabiliyor. Çünkü kağıdın çok uzun süreli bir geçmiş olmadığı için. 8.40'ın üzerinde kapatması daha iyi olur. Yani yarınki açılışla beraber 8.40'ların üzerine atarsa kağıt zirvesi 9 bir dakika 8.90'da 8.90'daki zirvesine yarın kırabilir bile eğer güçlü bir açılış yaparsa. Dolayısıyla zirvelerini kırmaya yakın bu FTSE'deki alışta muhtemelen buna destek olacaktır diye düşünüyorum. Evet arkadaşlar, Astor konuşuldu. Aliş'in annesi ismi hanımefendi galiba. İnfoyu aldık demiş ama infoyu grup şirketleri yorumlayamıyoruz. Bunu her yayında zaten söylüyorum. Başka bir hisseniz varsa lütfen onu yazın. Onu konuşalım. Topaş var. Mert abinin selam var demiş Cengiz Han Bey. Mert abinin selamı olunca akan sular duruyor. Soralım. Topaş'a geçiyorum. Hem Ford hem Topaş için bir önceki yayında da söylemiştim. Beğendiğim hisseler. Kurdaki yükselişle beraber biz Ford'da da Topaş'ta da daha güzel günlerde görebiliriz. Onu da belirteyim. Şirket zaten aslında kendi zirvesini test etmiş iki kere. Ama bir geri çekilme yaşamış. Zirvesini kırarsa eğer yükseliş trendinde nereye kadar gidebilir? Ona bakalım. Orta uzun vadede bu arada çok daha potansiyeli olan bir şirket. Kendi direncini, kendi zirvesini test ettikten sonra bir sonraki adım 248'e kadar eğer buradaki zirvesine kırabilirse 240'lara kadar
trend hareketi gösteriyor. 235.70 zirvesi. 235.70'i kırabilirse eğer kağıt 247 lira kadar devam edebilir. Bihter Uzay demiş ki, ablalarım düğüne bizleri de davet edecek misiniz? Ben ediyorum, Uzay Ankara'da. Ben Ben henüz ediyorum, bir evlenmeyi gece yapın düşünmüyorum. Bihter diyorum ben sana. Daha var vakit. Peki. Uzay demiş ki, Bihter ablanın beğendiği Tamam. hisseler. Yayını öyle bitirelim o zaman. Geçen Bihter. yayına çok vurgu yapıyorum bu arada. Çünkü hani bu destek dirençlerimiz bizim aslında her hafta değişmiyor. Aynı hisseleri bu yüzden aslında sorduklarında bir önceki yayında var diyorum. Bir önceki yayında yine söylediğim hisseyi söyleyeceğim. Kontrolmatik o zamanlar 130'lardaydı. Hatta tam 150'de bir direnci var. Ona hacimli kırması gerekiyor demiştim. Keza aslında onun üzerinde kırdı. Yani 150'nin üzerine önce bir denedi, kıramadı. Sonra ikinci denemede kırdı. Orada da bir yatay seyirde. Benim hala beğendiğim hisseler arasında 150'nin üzerinde kaldığım müddetçe ikinci direnci, önemli direnci, hatta 200 günlük ortalaması, ikinci 200 günlük ortalaması 170'lerde. Hatta 160, tam söyleyeyim, 167, 69'da, 167-70'te. Dolayısıyla ikinci direnci 167-70'e kadar gidip oradan dönebilir. Ama orta vadede beğendiğim şirketler arasında. İkincisi de Şişe demiştim. Hem gelirinin kur bazlı olması, bilanço beklentimin yüksek olması, aynı zamanda şirketim cam segmenti, kimyasalar segmenti, birçok alanda faaliyet göstermesi benim çok beğendiğim hisselerden Şişe. Bir üçüncü eklemek isterim. Geçen sefer şey demiştim ben. Eğer ki Mehmet Şimşek haberi kesinleşirse bir de portföyüme banka eklerim demiştim. Çünkü hala bankacılık endeksinde ben 3'ün altında FK'ları çok kabul edemiyorum. O yüzden bir de Yapı Kredi ya da İş Bankası ikisinden birini portföyüme eklerdim ben olsam. Peki. O zaman Bihter, her zaman gibi seninle yayın Senin için de yapmak öyle. çok Çok teşekkür keyifliydi, çok ederim. kıymetliydi. Ağzına sağlık diyorum. İlave edeceğim bir şey yoksa yavaş yavaş Bitirelim o bitirelim zaman. diyorum.